Bir başka konuya geçebilir miyiz? Geçeriz tabii. Hemen geçelim. Siz e, belediye başkanlığınız döneminde FETÖ, PDY paralel devlet yapılanmasına imar konusunda rant sağladığınız yönündeki şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdiniz mi? Verdim. Verdim. İddia neydi hakkınızda? Siz ne ifadenizde ne verdiniz? Savcıya verdiğiniz ifadede ne söylediniz? Şimdi efendim benimle ilgili Mansur Yavaş dört ayrı konuda FETÖ'ye rant sağladığım, FETÖ'ye kaynak sağladım ve FETÖ'cü olan savcıya imar kıyağı yaptığıma dair dört tane şikayette bulundum. Bakın dört tane şikayetti. Alt maddeleri var mıydı bu şikayetlerin? Hani çünkü ben gördüğüm dosya. ayrı Ayrı anlatacağım şimdi. Yüze yakın suç duyurusunda bulundu. O ayrı FETÖ ile ilgili. Ha bu FETÖ ile ilgili. FETÖ ile ilgili. ilgili. Tamam. FETÖ ile. Sadece FETÖ ile ilgili. Şimdi bakın. Şunu koyarsam şuradan gidersek çok daha iyi olacak. Bakın. Şuraya koyuyorum. Vatandaşlar. Ne bunlar ne ki? E şimdi takip etsinler. FETÖ meselesi. Böyle önce, hazırlıklısınız yani. Tabii hazırlıklıyım ya. Tabii, tablolarla. Tabii tabii tabii, tabii 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 Şey değil. Bakın bir şey söyleyeceğim. Müsaade ederseniz. Önce bu konuda. Mansur Yavaş'ın. Söylediklerini. Ben şuradan. Bir vatandaşıma. Hangi konuda? Bu konuda. FETÖ FETÖ'ye FETÖ savcılığa ifade verdiniz mi diye sordum. Verdi, Daha soru konuya girmediniz. Konuya giriyorum. Şey konuyu anlaş, anlaş, anlayabilmeniz için. Yok bu şeyi soruyor Hakan Bey. Mansur Yavaş'la ilgisi ne diyor bu konuda. Şimdi şimdi dinleyeceksiniz bir dakika. Ya, o, o mu şikayet etti de siz savcıya ifade verdiniz FETÖ konusunda? Evet. Ya savcılık resen soruşturma başlatmadınız. Bakın burada imza. Beni pey soruma dikkat. Tamam. Tamam. Savcılık Bak, koyuyorum buraya. Savcılık, Mansur Yavaş'ın imzasıyla gitti şeye. Savcılık. Yani. savcılık re sen soruşturma başlatmadı. Kendin Mansur Yavaş'ın dört ayrı suç ihbar dosyasıyla ben savcılığa gittim. Ha, tamam, Mevzu anlaşıldı. Tamam, teşekkürler. O tamam. yüzden Mansur Yavaş'tan evet, bahsediyorsunuz. Evet. Tamam. Evet, o yüzden bahsediyorum. Bakın, Mansur Yavaş çok değişik yerlerde yaptığı konuşmalarda 150 tane FETÖ rant dosyasından bu rakamı yer yer değiştirdi. Benim hakkımda suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Bir dakika. Bir dakika. Kapatın bir dakika. Açmayın onu. Hı. Onur bu ses duyulabilir mi? ya? Bir şey dinletiyor Şuradan galiba. Şuradan şey. mikrofona tutarsa Mikrofona mi? tutayım sesi duyuyorsun. Peki, Olur mu? Bir saniye. Bizim pek... ...ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu bin kilometre bir <laughs> alanda... Sulu yapılması için... Biz... Aa, özür dilerim yanlış bant. Yanlış mantı. Teknik hata. Teknik hata evet. Ankara'da 80 tane... Bizim elimizde dosya var. Daha çok aslında ama bu 80 dosyanın şöyle bir özelliği var. 80 dosyada imar artışı yapmışlar. Meclis üyemiz Ertan Işık'ın verdiği önergeye göre 150'ye yakın terör örgütlerinin finans sağladığı iddia edilen ve göççek dönemindeki imar artışların hepsini ortaya çıkarıyoruz ve tüm sorunlar hakkında teröre finansmanından dolayı şikayette de bulunacağız. Bu e, imar artışına karar verenler, bunu meclise getirenler olacak. Bizim elimizde meclis üyesi Sayın Ertan Işık'ın bildirdiği ihbar e, şeye göre araştırılmasını istediği dosyaları 150 tane, 150'ye yakın. Dosyada biz şunu gördük. Fetullahçı terör örgütü, devletin bütün kılcal damarlarına kadar sızmış bir yapının buradan finans ayağının sağlandığını düşünüyoruz. Böyle olduğuyla ilgili de verdiğimiz soru önergelerine akabinde bu dosyalar teftişe gitti. Eğer biz bu yapıyla ülkemize kastetmiş terör örgütü paralel yapıyla mücadele edeceksek. Bunların üzerine gidelim. Buradan kime ne çıkacaksa, kim ne bir bedel ödeyecekse ödesin. Onun dışında bir şehir de vakledilmiş. İnsan Tane bakın evet. şöyle olmuş. Bir önerge verdi Ertan Işık Belediye Meclisi üyemiz. Bu FETÖ ile ilişkili olan 150 tane şey çıktı. imar uygulaması çıktı. Bu FETÖ ile ilişkili olan 150 tane şey çıktı. imar uygulaması çıktı. Bu FETÖ yle... Evet. Tamam. Yani diyor ki evet. rant sağlayan 150 tane imar uygulaması Yapmış mı? Yaptın diyor. Evet. Diyor. Şimdi bu 150 tane imar dosyası ile ilgili soruşturma yapıldı. Soruşturma yapıldıktan sonra şimdi okuyacağım o tarafı. Soruşturmayı kim yaptı? Şey yaptı e, müfettişler yaptı. Belediye müfettişleri. Belediye müfettişleri yaptı. Sonunda da dosyayı avukatları vasıtasıyla savcılığa intikal etti. Ve savcılık da sizi ifadeye çağırdı. Savcılık da beni ifadeye çağırdı. Şimdi bakın burada liste olaraktan sundum. Herkes vatandaşlarım dikkat etsin. 150 FETÖ'cü dosyası diyordu değil mi? Evet. 150 FETÖ'cü dosyası derken bu sayı 117'ye düştü. Yani 117 dosya mı varmış? 117 ben... dosya araştırma yaptılar. Niyeyse 33 tanesi kayboldu ortadan. 100, bak Hem kendisi hem başkası 150 diye ifadelerini kendi ağzından. Tamam ağızlarından... bunun önemi ne? 33 Efendim? tanesinin kaybolmasının önemi ne? 33 tanesi niye kayboldu? İşte ne, nedir diyorum. Ortadan. Niye kayboldu? Herkes düşünecek. E? Durduğu yerde kaybolur sizin mu? Sizin bir sizin var mı bulduğunuz bir cevap? E tabii e, var tabii. Bir takım kişilerle paylaş... görüştüler. Görüştükten sonra o dosyaları attılar dışarı. Bu kadar basit. Birincisi bu. Bir dakika. Hı. 150 tane var mıydı yani sizin bine? E, 150 diyor. Kendi diyor. Ben demiyorum ki. 150 tane diyor. Hem kendi diyor hem öteki e, meclis üyesi söylüyor. 150 tane diyor. Sonra düşürüyorlar 117'ye. Şimdi 117'ye bakalım. Şimdi 117'ye bakalım. 117 dosyanın içinde bakın şurada şuradan e, sıradan takip edersek göreceğiz. 15 tanesi mükerrer olduğu için kaldırılıyor. Ne kaldı geriye? Mükerrer 100. derken ne demek? Mükerrer yani? İki tekrarı, i̇ki, iki tane. De aynısı. Tekrar, tekrar olmuş. Düşüyor 102'ye. Bir dosyayı kayıtlarda bulamıyorlar. Düşüyor 101'e. Ondan sonra 15 tanesi için diyorlar ki inşaat yoğunluğu yok. Düşüyor 86'ya. 33 tanesi idare mahkemesi ve belediye meclisince iptal edilmiş. 33 tanesi. Kalıyor 53 tane. 19 tanesi imar dairesi. imar artışı var ama rant yok demiş. Rant yok demiş. Düşüyor. 34'e. E, 9 tanesi bu 34 tanenin meclis kararıyla ve mahkeme kararıyla iptal ediliyor. Kalıyor geriye 26 dosya ve 26 dosya ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor. 117 neye düştü? Bir, bir dakika, savcılığa giderken 26'ya düşüyor bu iş. Dosyada öyle gösteriyorlar. Dosyanın içinde şöyle enteresan bir şey var, okuyacağım şimdi. Kendileri suçlamaya cesaret edemiyor. Bir nasıl söyleyeyim genç, toy bir avukata veriyorlar 25-30 yaşlarında. O onun altına bir takım ifadeler kullanıp fetöcülükten suçluyor, kendi suçlamıyor. Okuyacağım şimdi, kendi suçlamıyor. Fetöcülükten başladı. Dinlediniz, kulağınızdan işittiniz. Nereye getirecek işi? Bakın görün. Ee, birkaç gün evvel bir avukat arkadaş anlatıyor, ee, Mansur'un avukatıyla beraber şehideler, e, mahkemedeler. Ya diyor, bu Ertan denilen adam diyor, bizim başımıza belaya açtı, üstümüze yıktı gitti diyor. Ertan kim? o meşruiyeti. Ha söylediği. Söylediğim e, konuşan Ar demiş arkadaşımız diyor <laughs> Dedi o o kişi. Yıktı başımıza diyor. Perişan olduk diyor. Çünkü o konuda bir yeni insan suçluluğunda başla e, suçluluğunda bulunmaya başladı. Ben de bulunacağım şimdi. Ve hadi bakalım bunları söyleyin ispat edeceğiz. Yok ki. Tekrar ediyorum. Bak 26 dosyaya düşüyor. 26'sının 9'unda plan iptal edilmiş. Boşarsa, boşarsa yok bir şey. Kalıyor 17 dosya kalması lazım. 3 tanesi de devlet tarafından FETÖ'cü diye el konulmuş. 3 tanesine, 3 şeye, e, dosyaya. O 3 tane dosyada şey, e, bir tanesi Akın İpek'in, e, öteki ikisi aklımda kalmadı. Böyle. Onlar da zaten devlet el koyduğu için. Siz bir şey ona kalmamış. kıyak yapmamış mısınız? Efendim? Kenar, İpek e, Akın İpek'e kıyak yapmamış mısınız? Demek ki kıyak yapmamışım. Şikayet etmediğine göre beni. Okuyacağım şimdi şeyi raporu. Bir dakika, evet. Bu fetö Hı. iddiası, savcılığa verilen ifade ve e, Gökçe'nin bu konuyla ilgili açıklamaları kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Tekrar birlikteyiz. Ya şimdi şeyi anlatıyorsunuz bu Evet fetö konusunda evet. savcılığa verdiğiniz ifadeyi. Şimdi burada bütün dosyaların hepsini koyduk. Fazla vakit geçirmeyeyim ki diğerlerine de hemen geçeyim. Ama Sayın Başkan bir şey anlamadık. Bu dosyaların azalma sebebi bir e, ortada bir e, kanıt Fete olmadığı yok. için mi yoksa bir e, suç nevi niteliği taşımadığı için mi? Bakın diyor ki son kısmıdır bu. Okuyorum. Evet. Diyor ki şey kim, e, kimin yazısı bu? Mansur Yavaş'ın imzaladığı teftiş kurulu başkanının yazdığı yazı. Evet. Mansur'un imzası var altında. Hı. Diyor ki FETÖ PYD terör örgütüne rant yolu ile destek sağlayıp sağlamadıkları hususundaki takdir ve ifa yetkisinin Cumhuriyet Başsavcılığı makamında olduğundan. E sen de değil de niye yaptın peki bunu? Niye bu kadar yaygara kopardın? Bak olmadığından. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık'ın vermiş olduğu soru önergesinde yer alan iddialar ihbar kabul edilmek suretiyle konuya ilişkin müfettişlikleri toplanan bilgi ve belgeler üzerinde gerekli incelemenin yapılarak FETÖ-PYD terör örgütüyle muhtemel irtibat ve iltisaklarının değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hukuk Müşavirliği vasıtasıyla tevdi edilmesinin uygun olacağı diyor. Ya arkadaş sen bu soruşturmayı yaptın. Şurada senin şu kadar adam var mı? Bak şimdi göstereceğim bunların içerisinde kim var. Bu kadar adam var mı? Bu kadar adam hakkında niye yazmıyorsun emniyete bunlar fetocu mu? Değil mi? Önce bir bunu tespit et. Bunu tespit ettikten sonra fetocuların üzerine yoğunlaş. Ne yapmışız, ne vermişiz, ne vermemişiz bunlara bak. Niye bakmıyorsun? Çünkü bakıyorlar ki işin içerisinde bir şey yok. Bir de fetoculardan o arada ayrı ikazlar geliyor. Diyor ki ya ne yapıyorsunuz diyor. Bizim başımızı belaya mı sokacaksınız diyorlar bunlar. Çünkü illaki Ankara'da araştırsan FETÖ'cü çıkmaz mı? Illaki çıkar. Bunlardan hasper kader birkaç tanesine. Ben şimdi soruyorum. Togo'ya taktı. Bu kadar şey var diye. Bunların içerisinde e, imar artışı olduğunu kendisi söylüyor. Demin söyledim rakamını bilmem kaç tanesin. Peki onlara niye aynı toko gibi muamele yapmadın? Mansur Yavaş. Niye soruşturma açmadın?